Merhaba Mastermind izleyicileri. Bu videoda sizler için 100 milimetrelik bir teleskopla derin uzay gök cisimlerine baktığınız zaman görmeyi umduğunuz görüntülerle aslında görebileceğiniz görüntüleri karşılaştırmak istedim. Şu anda görmüş olduğunuz görüntü Orion Nebulası'nın kaliteli bir teleskopla kaydedilmiş görüntüsüdür. Ancak 100 milimetrelik ve 300 milimetrelik iki ayrı teleskopla bu nebulaya baktığımız zaman elde edebileceğimiz görüntüler işte bu görsellerdeki gibi olabiliyor. Bu nebula hakkında daha ayrıntılı teleskop görüntüleri görmek istiyorsanız yukarıda görebileceğiniz bağlantıdan bir önceki videoma tıklayabilirsiniz. Pleiades Yıldız Kümesi. Bu yıldız kümesi gökyüzünde en kolay gözlemlenebilir yıldız kümelerinden birisidir. Buna baktığımız zaman aynen bu şekilde bir görüntüyle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Ancak bu görüntü çok kaliteli teleskoplarla ve üzerinde uğraşılarak elde edilmiş görüntülerdir. 100 milimetrelik bir teleskopla bu yıldız kümesine baktığımız zaman işte elde edebileceğimiz görüntü aynen bu şekilde oluyor. Eğer elimizde 100 milimetrelik bir teleskop varsa İşte şu anda ekranda gördüğünüz gibi soldaki görüntüyü görmeyi bu teleskopla beklememeliyiz. Herkül Yıldız Kümesi. Yine elimizdeki 100 milimetrelik teleskopla bu şekilde bir görüntü görebileceğimizi hayal ediyor olabilirsiniz. Ama bu görüntü yine çok kaliteli teleskoplarla çekilmiş ve üzerinde uğraşılarak ortaya çıkarılmış bir görüntüdür. Eğer 100 milimetrelik bir teleskopla Herkül Yıldız Kümesi'ne bakacak olursak bizi karşılayacak görüntü işte bu olur. Beklenen görüntüyle normalde göreceğimiz görüntünün arasındaki fark işte bu. Herkesin bakmaktan, araştırmaktan ve incelemekten keyif aldığı komşumuz Andromeda Galaksisi. Bu galaksinin en detaylı görsellerini paylaştığım videonun bağlantısını yukarıda görebilirsiniz. Ancak elinizde 100 milimetrelik bir teleskop varsa Andromeda galaksisine baktığınızda göreceğiniz görüntü işte budur. Bundan daha iyisini ne yazık ki görmemiz mümkün değil. İşte iki görüntü arasındaki fark. Whirlpool galaksisi. Gökyüzünde teleskoplarla incelenmesi en çok keyif veren galaksilerden birisidir. İkili sarmal yapısıyla gerçekten farklı bir deneyim bize sunan galaksinin kaliteli teleskoplarla görüntüsü işte bu şekildedir. Fakat 100 milimetrelik bir teleskopla elde edebileceğiniz en kaliteli görüntü işte bu olabiliyor. Ve iki görüntünün arasındaki farkı da sizin için burada derledim. Bu videoda sizlere 100 milimetrelik bir teleskobun ortalama gücünü göstermeye çalıştım. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.